Çok güzel. Şahane olabilir. Güzel ya, mutlu etti ya. Çiçek çiçek. Tiz sevdirir bir kulaklık. Moş'tan herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bu hafta da Soundpeace markasının H1 hibrit modeliyle karşınızdayım. Soundpeace'in çıkardığı bu hibrit modelleri çokça tutuldu. Kanalımıza daha önce H2 modelini incelemiştik. O da hibrit bir modeldi. Şimdi H1 modelini inceliyoruz. Kutuya şöyle bir genel bakış atalım. Soundpeace genelde kutularını böyle sade şey yapıyor. Burada Qualcomm teknolojisinden çok bahsediyor. Qualcomm teknolojisi sayesinde de muhtemelen kulaklık içindeki sürücülerin hepsini verimli çalıştıracak, hızlandıracak bir teknolojisi var diye düşünüyorum. Burada hibrit çift sürücülü bir tasarıma sahip diyor. Qualcomm QCC teknolojisi kullanılmış, bir de gaming mod diyor. Arkadaşlar bu kulaklıkta özellikle oyun modunun çok az gecikmeli olduğundan bahsediyor. Birazdan teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdilik şöyle bir kutumu açıyorum. Hop, kulaklığımız böyle karşılıyor bizi. Şöyle göstereyim. Kutunun dışına koymuşlar kulaklığı. Şöyle kutumuzu da açıyoruz. Kutumu şöyle bir incelediğimde, kapak sorunundan çok bahsedilmiş internette de, evet ben de şimdi aynı şeyi yaşıyorum. Burası biraz böyle oynuyor. Diğerleri gibi böyle kompakt bir tasarıma sahip değil. Sanki böyle düşecekmiş, kırılacakmış hissi veriyor ama ne kadar sağlam olduğunu uzun vadede kullananlar daha iyi bilecektir diye düşünüyorum. Şöyle yerleştirdim. Hemen burada batarya kapasitesini gösteren LED göstergelerimiz karşılıyor bizi. Sonra burada Type-C girişimiz var arkadaşlar. Kutumuzu açmaya devam ediyorum. Kutu sağlam bu arada. Zaten Soundpiece'i daha önce de incelediğimiz için güzel bir tasarıma sahip. Şöyle kullanım kılavuzunu da elimize aldığımızda, en son Türkçe kullanım kılavuzu yoktu. Evet, şu anda da yok arkadaşlar. Buradan şu şekilde faydalanacağım. Kulaklığın kumandası, dokunmatiğini tarif etmek için işte bir defa basında, iki defa basında şöyle Serhat bize bir yakından gösterir. Bunları da söylemeye gerek kalmadan sizlere ulaştırmış, göstermiş oluruz arkadaşlar. Şurada kulak pedleri var. İki tane yedek, bir tanesi üstünde takılı. Şurada da arkadaşlar özel kulak pedimizin kullanımıyla ilgili bir işaretli bir şey verilmiş. Masamızı dağıttık. Şimdi yeniden toparlamaya başlayıp ürünün teknik özelliklerine geçebiliriz. Şimdi Soundpeace H1'in teknik özelliklerine geçmeden önce şundan bahsetmekte fayda var. Bazı çok basit özellikler yok koymamışlar. Ne olduğunu ben de anlamadım. Bir pazarlama stratejisi olabilir. Bilerek mi yapmışlar bilemiyorum ama sesli asistan özelliği mesela bu kulakta yok. Dokunmatiğine atanmamış, hiçbir şekilde yok. H1 Premium'da var galiba bu. H2'de var mı hatırlamıyorum. H2'de çok beğenmiştim. Aleyna tanıtmıştı. Sesli asistan özelliği niye yok? Neredeyse artık bütün kulaklıklarda var gibi özelliklerden bahsediyorum. Bazıları da dediğim gibi aşırıya kaçılmış, gayet iyi. O açıdan şunu belirtmek de fayda var. Zaten fiyat performans kısmında bütün bu özellikleri fiyatlarıyla sunacağız. Ona göre alıp almayacağınıza kendiniz karar verirsiniz. Hemen başlıyorum o zaman teknik özelliklerini. Şimdi kulaklıklarımız 5.2 Bluetooth sürümüne sahip. 10 metrelik bir çekim mesafesi var. Kulaklıklarımızın her birinin ağırlığı 6.5 gram, kutuda 44 gram. H2'de 9 grama 100 gramı geçen bir şarj kutusu ağırlığı vardı. Yani neredeyse 2 katı bir ağırlıktaydı. O da şu çubuğundan kaynaklı. Fiziksel yapısı daha farklıydı. Geldik bataryasına. Çok güçlü bir bataryası var. 500 mAh amperlik bir batarya koymuşlar. Kulaklıklarımızın her biri de 60 mAh'lık bir batarya kapasitesine sahip. Şöyle 60-60 120 x 4 dediğimizde 480 mAh yapıyor. Bu da şarj kutusu kulaklıkları 4 defa şarj ediyor. Bir de kulaklıkları içeriden şarj ettiğinizde kutusu da dolduğunda 4 kutu bir kulaklık, yani totalde 5 defa şarj kutusundan faydalanarak uzun bir kullanım süresi sağlıyor. Çünkü şöyle de bir şey yapmışlar. Burası beni çok şaşırttı bu arada. Çünkü şu kapasiteli kulaklıklar için fazla bir kullanım süresi. Tek bir şarjla 10 saat kullanabiliyorsunuz. Bu H2'de daha düşüktü. 6 saatli ve yine 4-5 defa şarj edebiliyordunuz. Hem H1'de hem H2'de kablosuz şarj etme özelliği var. Yani kablosuz şarj standınız varsa şöyle şu şekilde bir şarj standına koyduğunuzda şarj oluyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik. Type-C şarj girişine ve şarj kablosuna sahip. Ondan sonra şu LED göstergelere baktığınızda şurada zaten kırmızı beyaz yanar önce. Ama kulaklığı telefonunuza bağlandığınızda şu gösterge kapanır. Burada ve yine H2'de 2 tane mikrofon var her bir kulaklıkta. Şu şarj göstergesinden de bahsetmek istiyorum. 4 noktalı bir şarj göstergemiz var. %25, 50, 75 ve %100 şeklinde gidiyor bu. Kulaklıklar diyelim ki bağlantı hatası oldu. Birine bağlandınız, diğerine bağlanamadınız ya da başka bir telefonla ilgili bir sıkıntı oldu. Şöyle 10 saniye dokunmatiğine basılı tuttuğunuzda reset atmış oluyorsunuz. Hayli kulaklığı sıfırdan bağlayabilirsiniz. O bağlantı sorununu da bu şekilde çözebilirsiniz. Ayrıca kulaklıklarımız IPX5 sertifikasına sahip. Bu da düşme tehlikesine karşı, su damlamalarına ve toz taneciklerine karşı koruma sağlıyor.
alıyor demek. Bu da gayet güzel olmuş çünkü bu tür kulaklıklar biliyorsunuz koşarken vesaire düşebiliyor. Onun da testini yaparız birazdan. Android ve iOS'la uyumlu arkadaşlar. Genelde telefonunuzun Bluetooth sürümü 4.2 vesairesi yani kulaklığın Bluetooth sürümünden daha düşükse orada bir kopmalar oluyor. Onun dışında gayet uyumlu çalışıyor diyebiliriz. Şarj kutumuz 2 saatte, kulaklıklarda 1.5 saatte şarj oluyor. Şu hibrit dediğimiz olaya gelecek olursak biliyorsunuz işte arabalarda Porsche yapmıştı ilk galiba. Elektrik motoruyla benzin motorunun işte tek arabada çalışabilmesi durumu. Bu da arabalara hibrit özelliği ekledi. Burada da aynı şey var. Şimdi bir sürü enstrüman sesi geliyor kulaklıklardan. Hepsi bir arada geldiğinde bir polifoni, bir karmaşa olabiliyor. Hayli her enstrümanı ayrı tadında dinleyebilmek için kulaklıklardaki sürücüler önem arz ediyor. H2'de de yine vardı bu. Açıkçası ses gurmelerinin veya birçok kulaklık kullandıktan sonra da kazanabilirsiniz bu deneyimi. İşte müzik dinledikten sonra yeter ki müziğe ilginiz olsun. O enstrümanları duymak bambaşka bir keyif vermeye başlıyor. H1 ile H2'nin en önemli özelliklerinden biri de bu olmuş. ANC özelliği yok ama şu şekilde bir şey yapmışlar. Şu özel tasarım silikonlar sayesinde arkadaşlar silikonu taktıktan sonra kulaktaki boşluğunuz, o delik boşluğu öyle bir kapanıyor ki sayı vermişler. Yani 28 desibele kadar bir dış sesi yalıtma özelliği var. 28 desibel de zaten neredeyse sesin yarısını ya da 1/3'ünü yalıtıyor anlamına geliyor. Bunu da çok iyi becermişler. Ondan sonra ambiyans modu yok arkadaşlar kulaklıkta. Ama aptX Adaptive modu var. Bu da sürücülerin ve seslerin uyum içinde verilmesini sağlıyor. Karmaşayı vesaire önlemiş oluyor. Son olarak şuradan bahsedeyim. Sonra ses denemesine geçelim. Hiçbir şey kaçırmamaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Çünkü kimin kulaklıklarda hangi özelliğe önem verdiğini bilmiyoruz. O yüzden biz hepsini verelim. Görevimizi yerine getirmiş olalım. Siz kendiniz seçersiniz iyi mi kötü mü diye. Qualcomm teknolojisi kullanmaları da çok iyi olmuş. Aynı zamanda CVC 8.0 ses kodeyle de bu teknolojiler kolay kolay kulaklıklara yüklenmiyor. Genelde Apple falan, Apple, Samsung falan yapıyor bunları. Soundpiste de yapmış. Ellerine sağlık olsun diyelim. CVC 8.0 kodeyle de sesi kristalize edip net bir şekilde almanızı sağlıyor. Tabii bunlar kağıt üstündeki bilgilerdi. Son olarak da yine öne çıkan özelliklerinden biri Edifier'de 80 milisaniyeydi. Soundpiece H1 ve H2'de oyun modu gecikmesi arkadaşlar 60 milisaniye. Bazı yerlerde 40 milisaniye diye geçiyor. Bu da Soundpiece H1 modelini şu hale getiriyor. En az gecikmeli oyun moduna sahip kulaklık gibi bir özelliğe taşıyor. Tabii o 40 milisaniye doğruysa sitesinde 60 milisaniye yazıyor arkadaşlar. Bu konuda hassasiyetinizi bildiğim için bu verileri de vermiş oldum. Şimdi bu teknik bilgiler bittikten sonra gelelim kulaklıklarımızın ses performansını denemeye. Ben hemen telefonumu cebimden çıkarıyorum. Bluetooth'umu da açtım. Kulakları yerine yerleştirdim. Geçen mini'de olmamıştı bu. Yani şu. Çoğu kulaklıklar artık kutusunu açıyorsunuz. Bluetooth'unuzu açıyorsunuz. Hemen görüyor. Bağlandıktan sonra kutudan çıkarıyorsunuz. Öbür türlü fiziksel bir zorlanma yaşıyoruz. Bakayım bu açıldı mı? Şimdi ikisini çıkardım. Soundpiece H1 görüldü bu şekilde. Hemen bağlantımı sağladım. Hemen de müziğimi açayım ama önce bir yerleştireyim. Ben her zaman böyle yapıyorum değil mi? Kulaklıkları hiç kulağıma takmadan öyle anlatıyorum. Şöyle kulağıma yerleştirdim arkadaşlar. İnanılmaz bir şey oldu. Ya böyle bir ses perdesi geldi sanki. Kameraya değil etrafındaki her şeye yabancılaştım. Acayip sesimi içeriden duyuyorum ya. Bahsettikleri şey pasif gürültü engelleme gerçekten şahane olabilir. Biraz zorladım kulağımı açıkçası. Çünkü silikonlu kulaklığa benim kulağıma çok uymuyor. Benim kulağım baz almayın arkadaşlar. Şöyle durur ama ben çok rahat yerleşebileceğini düşünüyorum. Şimdi açalım bakalım müziğimizi. Şöyle şuradan bir alalım ilk sesi. Ses şu an orta düzeyde. Keyifli geldi ama. Çok güzel. Genelde benzer şarkılar açıyorum. Yani şu şarkıyı galiba en iyi veren ses şiddeti, aroması vesaire gerçekten çok iyi oldu. Ya yani hep diyordum ya H2'yi keşke ben tanısayım. Şu an o hazzı yaşıyorum. Güzel ya. Mutlu etti ya. Şeyin kullanıcının heyecanı yaşıyorum şu anda. Hani fiziksel şeylerini vesaire baz almıyorum. Diyelim siparişimi verdim. İşte bir sürü soru işaretleriyle Teknomoş'tan videomu izledim. De o oldu, bu oldu. Siparişimi verdim arkadaşlar. Geldi kulaklığı ilk kulağınıza taktın sesini açtınız. Hani böyle bir mutluluk verdi bana ya. Tasarım da güzel bu arada. Yani şu şuraları falan böyle şeffaf şey yapmışlar. Bilmiyorum sarıya döner. İleride kirlenir, lekelenir belki de. Şu anda gayet modern şey görünüyor. Tarz görünüyor ya. Ya gerçekten şarkıyı çok güzel verdi. Ses, bas falan ayrımına girmeden direkt oraya daldım. Şimdi biraz bas dinleyelim. DJ performansı dinleyelim. Çiçek çiçek. Dip bası var. Şimdi mesela hemen bir şey söyleyeyim. Soundpiece'in kendi içinde bazı soruları yanıltayım. Hani Air 3 mü bu mu? Kesinlikle bu. Hani direkt eğer müziğe odaklıysanız, şeye odaklıysanız o mu bu mu bu? İşte Air 3 zarif, silikonlu değil. Kulağa daha rahat oturuyor. Konuşması güzel, müziği güzel falan ama bu size tap bir nokta veriyor ya. Gerçekten çok iyi. Hibrit kulaklıkların bu özelliğine bayılıyorum. Zaten şunu demekte fayda var. H1 ile H2 neredeyse aynı çoğu özellik. Sadece muhtemelen H2'nin çubuğundan dolayı ses kalitesi, konuşma kalitesi daha iyidir diye düşünüyorum.
bilmiyorum. Burada biraz çıkıntı verilmiş sadece. O özellik belki hani bir tık onu şeyde tutar ama onun dışında sonuçta onun kullanımı da zor. Dışarıdan o çubuğu görünüyor, bu görüntüyü sevmeyen insanlar da var. Onun dışında çoğu şey aynı haliyle şu kulak içi modelleri sevenler için gerçekten çok çok iyi bir ses performansı veriyor. Son dönemde iyi kulaklıklar incelemeye başladık. Ya şimdi ona çok güzel, buna çok güzel olmaya başladı ama gerçekten çok sevdim. Devam edelim. Tizlerini bir yorumlayalım. Deep Bass var dediğim gibi arkadaşlar. Enstrümanların o dağınıklığı, o aromayı vermesi de çok güzel. Tiz sevdirir bir kulaklık. Tiz sevdirir bir kulaklık çünkü o yırtıklıklar yok yani o şeyde de tizde de temiz verilmiş. Şey çok güzel, o hibrit özelliğini hissedebiliyorsun. Alttan böyle şey ilerlerken solist orada işte üstten sesini veriyor. Ama altta da o enstrümanların, düşük tonlu enstrümanların tadını da çok rahat alabiliyorsunuz. Bir yemek yersiniz, yanına salata vesaire falan da istersiniz. Bütün o şeyi veriyor. Yemeği kuru kuru vermiyor o müziği şeyi. Hepsini o salatasıyla, çorbasıyla şeyle tam bir yemek. Hani o yemeği tam anlamıyla yemiş oluyorsunuz. Şimdi hem ses gurmeleri sever bu sesi. Hem de sesi yani geliştirmek isteyenler, farklılığı anlamak isteyenler için gerçekten önerebileceğim bir kulaklık. O zaman işte anlaşılır düşük profil kulaklıktan fark ne oluyor. Bu kulaklık onu verecek gibi duruyor. Koydum. Niye koydum bilmiyorum heyecandan. Şimdi kutusundan yeniden çıkardım. Bir ses kaydı alacağım. Bir de mikrofonu deneyelim. Bakayım H2'den ne kadar çok farkı var. Hemen açıyorum. Şu anda Soundpiece H1 hibrit modelinin konuşma performansını, mikrofon performansını inceliyoruz arkadaşlar. Bahsetmiştim. İki mikrofona sahip. O açıdan diğer kulaklıklarla aradaki açıyı kapatmış olabilir. Yani şu çubuklu kulaklar aradaki açıyı kapatmış olabilir. Çünkü sesi iki yerden aldığı için aynı zamanda hibrit özelliğine sahip olduğu için bence sesi güzel verecektir diye düşünüyorum. Ses kaydımız bu şekilde. Şimdi dilerseniz bütün bu özellikleri toparlayıp karşılaştırmamızı yapalım. Fiyat performans durumunu inceleyelim. Daha sonra da videomuza nokta koyalım arkadaşlar. Soundpiece H1 modelinin fiyatına geldiğimizde fiyatını hemen söyleyeyim. 650 lira ile 800 lira arasında bir farka sahip. İlk karşılaştırmamı şunun üzerinden yapayım. En son Edifier'in 330 NB modelini incelemiştik. O yarı çubuklu bir tasarıma sahipti. Aynı zamanda ANC özelliği vardı. Bir sürü özellik barındırıyordu ve zaten bol özellikli kulaklık diye sunmuştuk onu. Ama koyacağım şerh şununla ilgili olabilir. Yani o kulaklığı evet bol özellikliydi ve tüm özelliklerin hakkını neredeyse veriyordu. Şimdi bir de şey vardı yani atıyorum sesi iyidir onun. H1 ve H2 modellerinde ses çok iyi arkadaşlar. Yani sesten gerçekten tatmin oluyorsunuz. Yani hala o sesi kristal bir şekilde verme, bütün enstrümanları duyurma, o müziğin tadına vardırma noktasında farkını ortaya koyuyor. Hatta o gün de böyle yarı çubuklu kulaklık modellerinden bahsederken AirPods Pro'yu bir kenara koyup H2 bunların babalarından biri demiştim. H1'i de şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi Jabra'nın 75 Elite T modeliyle mesela çoğu kulaklık, bu tip kulaklar karşılaştırılır. Onu denemiştim. O da çok iyiydi. Ama aralarında ben çok bir fark görmüyorum açıkçası. Hani özellikler babında H1 öne çıkar, Jabra öne çıkar bilemem ama ses kalitesi anlamında o da aynı tadı vermiş ama ben onu üst seviyede diye yorumlamıştım. Soundpiece de aynı şeyi yapmış diyebilirim arkadaşlar. Bir de şey muadili var. İşte fiyat performans ürünü HT15 miydi sanırım ilk tanıttığımız kulaklık. O çıkıntıya sahip. Hani o mu bu mu kesinlikle bu. Yani baya baya fark atar. Zaten diyorum hani üst level'a çıkarıyor bu kulaklık onu. Diyelim Soundpiece'in yeni modelleri de gelecek. Vallahi sevdiğimiz bir model oldu. Sağ olsun. Onlar da güzel tasarlıyorlar. Zaten bir uygulamalarına henüz çözüm bulamadılar, geliştiremediler. Oraya da bir çözüm bulurlarsa, insanlar uygulama üzerinden equalizer ayarını da falan kendilerine göre kişiselleştirebilirlerse, bu olay patlar gider söyleyeyim yani. Soundpiece gerçekten o konuda gayet iyi. Şimdi H1 ve H2'yi karşılaştırdığımızda dediğim gibi neredeyse bütün özellikler aynı. H1'in bataryası uzun sürüyor. H2'nin de işte mikrofon performansı daha iyi olabilir o çubuğundan kaynaklı. Onun dışında bütün sürücüler ya da işte kablosu şarj özelliği, Bluetooth özelliği her şey aynı. H1'in kullanım süresi fazla. H2'nin de mikrofon performansı daha iyi olabilir. Ondan da tam emin değilim. Deyip bu haftaki ürün incelememizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen aklınıza takılan bir soru varsa, incelememizi istediğiniz ürünler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.